Niko diye miydi o giden? Ha, oydu. Bakıyorum hiç umurunda değil. Artık Nazlı beni ilgilendirmeyeyim baba. Kendi hayatımı yaşamaya karar verdim. Efendim ulan sıfır. Bakayım adam olayım ha. Olayım, olayım. Aa, belki Kahraman amca para istemiştir Niko'da. Ne? Sağ borcunu ödemek için. Ne de olsa zengin damat. Vallahi bana öyle kadar etmez. Paramı versin de nasıl verirse versin. Sallandırma suratını Kahraman. Kendin ettin, kendin buldun. Samsağı neredeydiysen git ağzını orada kokut. Ya baba, sen de üstüme gelme Allah sen. Yalan mı diyeyim? Babayın sözünü dinleseydin bu musibetlerin hiçbiri başına gelmezdi. Yılanın başını küçükken ezeceğin. Oğlanın Yunanlı olduğunu öğrendin mi basacaktın kışına tekmeyi. E sen de insafsızlık edin ya dedem. Ya babam Nazlı'yı kıramadı yani anlamayayım mı? Üzülsün istemiyor ya. Nazlı üzülmedi, şimdi biz hep beraber üzülüyük. Kızını dövmeyen dizini döver. Son pişmanlık fayda vermez. Kızı rahat bırakırsan ya zurnacıya kaçar ya davulcuya. Baba yeter! Hakikaten yeter dedem ya. Bizim burada atasözünden başımız döndü ya. Tepe sersem olduk. Sen lafa karışma. Bunların hepsini hak ettin kahraman. Şimdi çek bakayım cezanı. Dünya aleme rezil oldun. Ortaklığın bozuldu. Ökkeş'e borcumu nasıl ödeyeceğim deyin. Gıvıl gıvıl kıvranayım. Kıvranayım. Hepsi benim suçum. Zaten bugüne kadar ne yaptıysam yanlış yaptım. Benden ne köy olur ne kasaba. Allah beni nasıl biriyse öyle yapsın. Yeri damat yeri sallanma. Daha çok işimiz var. Kahraman ağam, Yunanlarla buluşunca şu bizim Kıbrıs meselesini de hallet sevabına. Şu sevap adamın kafası bozuk, görmeyeyim mi? Ya o Sıska oğlan ha deyince nereden buldu bunca parayı? O Sıska oğlanın babası dünyanın en zengin adamlarından biri abla. Bu para babasının değil Mıstık. Kendi parası anne. İyi de nasıl biz kabul ettirecek ki babanıza bu parayı? Nazlı! Nazlı, Nazlı'ya bir şey mi oldu? Gel Rüşin, gel. Nazlı. Yok, eğik bir şey yok. Gel Rüşin. Kız doğru söyle. Hay Allah. Damat, gel şuraya bir bak. Abo! Bu nedir ya? Banka mı soydunuz kızım? Ne kadar var burada? 50.000 dolar enişte, tam 50.000 dolar. Rüşin, şimdi bu parayı Niko borç olarak vermiş, ödünç olarak yani babanın borcuna karşılık. Ha. Ha ya. Niko'ya borç meselesini sen söylemişsin enişte. Babama da bu parayı sen vereceksin artık. Dalga mı geçeceksiniz kızım ya? Babam benim parçalar alır mı öyle şey ya? Ha, yaptım bir hayır, tut bacağından ayır. Hiç bakma yüzüme öyle Ruşen. Tamamını erdireceğim bu işi. Nazirem, güzel karıcığım, anacığım siz bana haraç mezat satın. Ben bu paranın yarısı etmeyeyim ya. Ya babam bilmiyor mu benden 50.000 dolar çıkmayacağı olur mu öyle şey? Ruşen, çalıştıracaksın kafayı anam. Buldum, buluşturdum diyeceksin. Bir şeyler uyduracaksın. Bu borç aldım diyeceksin. Bir şeyler yapacaksın artık. Orası sana kalmış. Bak, şimdi kulağınızı dört açacaksınız ha. Bu paranın kaynağını babanız kesinlikle bilmeyecek. Tamam mı? Hele hele. Nazire. Niko adını hiç duymayacak. Ona göre. Hayırlısı olsun. Bindik bir alamete gidik biz kıyamete. Hadi bakalım. Anlaşıldı mı? Ben ağzımı bile açmam Feride abla. Neme lazım? Ben de bir şey söylemem ama. Avantan ne olacak? Lan ben sen yaşadın avantanı var ya. Ya. Avantan düşündün mü? Öyle bir şey ya. Baba bak, bu resmi senin için yaptım. Güzel olmuş mu? Ya aferin, güzel olmuş, güzel olmuş. Efser'in sırkanı vereyim mi kahramana? Yok yok, istemeyeyim döne, sağ ol. Dur bir lokum al, ha? Ve kış lokumu, ağzın tatlanır. Babacığım kahve. Dur sen bunu al. Bunun köpüğü daha fazla. Afiyet olsun. Baba, biz Ruşen'le konuştuk. Kızlardan birine rahmetli babaannemin adını vereceğiz. Ha, birisinin ismi Mihriban olacak babacığım.
Öyle mi? Aferin, aferin. İyi olur, iyi olur. Kısmetse yarın da bizim rahmetlinin yıl dönümü. Mevlid okutucuk. Demiş miydim sana? Söylemiştim Feride. 7 kere. O kadar oldu mu? Anam sen rahat değilsin öyle. Dur koyayım seni sonra. Sen bir gel anacığım şöyle. Ya Feride yeter, yeter. Otur. Hadi bakalım. Çıkarın şu ağzınızdaki baklayı. Allah aşkına. Ne de çıkarıyorsun karımın? Ağzımızda ne baklava ne nohut. Yok yok, yemekte de öyleydiniz. Yani bir haller vardı. Hadi söyleyin bakalım, deyin ne diyecekseniz. Diyelim o halde. Söyle Ruşen baba. Ruşen. Git getir Ruşen. Pokus pokus abra kadabra ananın. Bu ne? Bu paraların bir destesi 10.000 dolar baba. Ha hepsi 50.000 edi. Şimdi sen Ökkeş'e borcun vardı ya onu ödeyeceksin bunlarla. Kurtulduk artık baba. Rahat uyuyabilin. Ruşen, oğlum sana diyeyim. Bu ne? Ben bunları bir... Ya baba, ya baba. Ya kesin be! Kesin! Ya tavuk kümesine çevirdiniz evi. Susun be! Ruşen gel otur. Anlat bakalım. Anlatsana babana Ruşen. Ya üzümü niye de bağını sorma be baba. Ruşen, başlatma üzümünden bağından. Nereden çıktı bu paralar? Ya bugün sen bir ara dükkanda yoktun ya. O ara benim bir askerlik arkadaşım uğradı dükkana. Bak iyi olacak, hastanın ayağına doktor gelir. Feride, sen sus. Anlat davan. Ha, bir iş için uğramış Gaziantep'e. Gelmesi normal ya, kendileri iş adamı. Ondan sonra biz böyle hoş beş ederken falan böyle laf açtı, sohbet açtı. Ruşen, uzatma. Ya bu kadar zaten babacığım, ya bu kadar. Ben dedi sana vereyim Muhsin dedi bu parayı. Muhsin benim arkadaşım biraz önce bahsettiğim, ben sana bu parayı vereyim dedi. O kadar, başka da bir şey yok yani. Yani Muhsin o 50.000 doları şakalanak verdi sana. He şakalanak değil babacığım ya, bankaya gittik orada verdi. Niye veriyor? Niye vereyim? Ruşen'i pek sevi. Ha ben sevi. Niye sevi? Sevi. Sevi. Ya ben o askerde bir hayatını kurtarmıştım baba. Askerde hayatını kurtardın. He. Ruşen evladım sen askerliğini orada evinde yapmadın mı mutfakta? He orada kurtardım baba. Mutfakta askerliğinde hayatını kurtardım çocuğum. O nasıl oluyor? Bak anlatayım bu. Gaz var. Yani tüp gazın... Yani hava gazı... Tüp gaz kaçak yapmış ya. Tüp gaz kaçak yapmış. Bizim Muhsin de böyle boylu boyunca yerde yatıyor baba. He. Bu şimdi bir yatıyor. Böyle uzanmış. Yatınca ne? Ha, geçmiş gitmiş kendinden ya. Ben de sırtıma vurdum gibi babacığım çıkarttım mutfaktan. O kadar. Başka da bir şey yok. Hayatını kurtardım yani. Yani bakın. Öldürmeyin, Allah öldürmüyor işte. Siz bu hikayeyi uydurdunuz. Niye uyduracak? Zaten. Ve uydurduk desek bu paralar nereden çıktı? Teessüf ederim. Öyle de olsa ben tanımadığım birinin parasını alamam. Kahraman. Oğlan borç veri. Adam borç veri. Hediye değil. Allah aşkına. Yap. Sen bunları alacaksın kahraman. Alacaksın. Elin bollaşınca da ödeyeceksin.
Ruşen. Aferin ama ben. Kedi olalım. Bir fare yakaladın ha. Sağ ol Ruşen. Bak ben sana ne dedim? Her şeyin çaresi bulunur dedim. Bulundu. Eyla eyla Feride. Bu para çok makbule geçti. Ya kahraman o adam Hızır gibi yetişti. Ruşen'in arkadaşı. Muhsin. Bu İstanbul nedir? Masraf kapısı değil mi? Şu Nikon'un ailesine de bir şeyler almak lazım. Sana da şöyle güzel bir takım çekerek ha? Lan canım kusur kalsın Feride. Her şey tamam da bir de takım mı düşüneceğim? Lazım lazım anam. Resmi davet kim bilir neler giyecekler. Sen üzülmeyeceksin artık ha? Haydi sıkma canını. Geçecek bütün sıkıntılar. Ben Mihriban Ana'nın mevlidinde şöyle okuyacağım. Ailemize gelmiş, bize gelmiş. Allah beni kazalarına bile anlatan kurusun. Allah'ım. İnşallah. Baba, siz geçin içeri. Ben şu hesabı kapatayım. Getirdim. Bir daha sokak ortasına tepinme. Bırak boş lafları da ver şunu. Başına çarptım say. Sen de senet ver. Ne şamın şekeri, ne Arap'ın yüzü. Aynen öyle. Sayık geç, say parayı. İtimat olmaz bunlara.